Oğlum o benim 3 milyonluk üstü açık spor arabayla gelirken yengen üşüdü ha. Onun üstüne koyun. Yok ulan arabanın üstüne bir şey koymayın. Arabayı verin 3-4 milyon daha koyun. Kapalısını alın getirin ya. Yazık bu kız üşümesin ha. Engin benim şoför. Ya... ya bunu bırak yenisini alırız onu. Öyle mi diyorsun? Atat. Lazım olur ha. Ne? Ya Engin'i öğrendim artık. Bana söyle hep durma şunu. Tamam mı? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Daha ilk buluşmadan beni öyle pahalı arabalarla kandıracağını zannediyorsan... işe yarıyor. Devam et. Sen beni güldürünce yemin ederim midem bir tuhaf oluyor ya. Nasıl? Ya nasıl diyeyim sana? Sanki böyle 5 porsiyon antrikot yemişim de böyle midemi zorluyor gibi. Ne kadar güzel bir aşk tanımı bu ya. Ne kadar pure. Bir şey söyleyeceğim. He. Ama sana düşmem. Küçük şeytan. Sana yastık alacağım. Niye? Bana düşerken altına koyarsın. Bebeğim, ilk buluşmamızda seni böyle elit bir yardım gecesine getirdim. Nasıl? Etkilendin mi? Evet, güzel, güzel. Ya zaten şu iş yerinde cüzdanındaki kart fizitlikte, kredi kartı yerinde toplu taşıma kartı taşıyan insanlarda sıtkım sıyrıldıydı. Bak hele ya. Tabii canım. Burada şimdi kendi sikratım der insanlarla tanışacağım ya. İyiyim yani, güzel. Pardon ama bu yardım gecesini Amazon'daki pigme marmosetler için ben düzenliyorum. Güzel. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Bu kapalı bir event. Niye? Bizim bir yerimiz mi açık? Ya bir de küstahlık. Mr. Ozan. Mr. Ozan bakar mısınız lütfen? Buyurun İbrahim. Mr. Ozan ben bu değişik tipleri yardım geceme davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Davetiyeleri yoksa lütfen çıkarır mısınız? Kulübünüzde 1 dakika bile durmasınlar yoksa burada tepinerek ağlarım. Tepinerek. Beyefendi. Bu kulüp benim ve ben kulübümde davetsiz misafirlerden kesinlikle hoşlanmıyorum. Eğer davetiyeniz yoksa sizi dışarı alabilir miyim lütfen? Ha, bir dakika. Lütfen sizi hemen dışarı alabilir... Var mı işte davetileri? İyi eğlenceler efendim. Sağ ol canım ben. Paramız da rezil oldu ya. Bilal, bayılıyor baba senin bu insanları ezikleyici eylemlerine. Ya yok be gülüm. Bayılıyor. Yaman! Yaman! Ne oldu İbrahim? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum ama ağlamak üzereyim Yaman. Neden? Pigme marmosetlerin benim için önemi biliyorsun. Ben inanılmaz elit bir yardım gecesi organize etmiştim ama şu gelen tiplere bak. Yani ben klasik müzik dinletisinden canlı dans performansına kadar harika bir gece dizayn ettim ama... şu anda planlarım berbat oldu. Şunlara bakar mısın? Bana bak küçük. Sana tartı alacağım. Neden? Kiloluyum diye mi? Ha, ilk akla gelen şaka. Yok, ondan değil. Çok ağır konuşuyorsun, lafını tart diye. Oğlum ilk günden, ilk buluşmamızda beni bebişimin yanında rezil ediyorsun ya. Biz de elitiz ulan. Sen bizi, bir dakika. Beni de bir geldiler. Sen bizi marka dendiği zaman çaycı markası zanneden... kırsal kesimden mi zannettin? Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Biz et yemekte B12 rekoru kırmış insanlarız. Sen burada bizim kadar elitini, bizim kadar klasını bulabilir misin? Ya tamam da ben seni... Efendim kanepe? Bırak ya, oturmayacağım. Ya siz? Kanepeyi oturulacak bir şey zannediyorlar. Leman lütfen sarıl bana, ağlayacağım. Ağlama. Pigme marmosetlerin sana ihtiyacı var, unutma. Şu tarafta zengin insanlar var. Gel gidip onlara merhaba diyelim. Tamam. Bu kız da ölü gelin gibi töte. Bebeğim, seni elit ortama getirdim ama sıkıldıysa söyle gidelim ha. Yok, sıkılmadım ya. Sen zaten dar gelirli azarlayınca bir üzülüyor. Sana bir şekiller oluyor. Azıcık da eli dezikleriz. Bana da bir değişiklik olur. Ayrıca sıkıldım, hadi gidelim desem nereye gideceğiz çapkın daha ilk günde? Gelmem ki. Gelmem. Korktu. Ula bu nedir hele? Bir şey geliyor. Merhabalar.
Buradaki herkesi tanıyoruz ama sizleri pek çıkaramadık. O yüzden gelelim bir merhaba diyelim dedik. Ben bu geceyi organize eden duyarlı oğluşumun annesi yeter zengin. Kendisi de erkek arkadaşım Mesut. Ha biz demi tanıştık. Terzal! Hele gel. Seni öpeyim. Amca! Ne yapayım? Ben Bilal. Bu da bebişim Naime. Merhaba. Amca! Bu şimdi yaşlı ya kulağı duymaz. Biraz bağır. Bağıracağım. Bağır biraz. Amca! Amca! Nasılsın? Ya bağırma be saçma adam ya. Ha? Duyuyorum seni. Ha? Allah Allah, buradaki kulağı en iyi olan benim. Ben bir müzisyenim. Ha. Zengin misin? Ve aranızdaki en zengin olan benim. Ha, maşallah. Yok ya, ama mı? Tabii ki öyle. Belki banka hesaplarımda milyonlar yok ama benim sanatım sizin milyonlarınızdan ve servetinizden daha kıymetli. Doğru. Ve daha değerli. Doğru. Belki banka hesabımızda milyonlar yoktan sonrasını vallahi dinlemedim, kusura bakma. Vallahi dinleme, bana geçmedi. Ya aman! Gelindim 54 anda da el alemin fakirine çattım ya. Bana bak hadsiz kız. Benim maddeyle ya da parayla işim olmaz. Sanatla işim olur. Dedi otellerden şampuan çalan adam. Ya bana ne? Kızım yapma böyle. Ya bana ne? Ya hep diyorum fakirlerle böyle konuşma, yazıktır ama işte cadılığı tuttu yine. Adamı yüzüne elene diyor. Otelde ne yapma? Otel şampuan çalar mı? Ya şunu. Dokunma bak bana. Yapma ama böyle sana. Sizin klasik müzikle pek bir alakanız yok galiba köpek insan. Misal Baha aşina. Baha benim çok yakın arkadaşımdır. Hala dur ya. Hala Engin. Oğlum Baha abini ara, 7 kişilik masa yapsın ha. Ortaya da bir kuzu çevirme koysun. Belki acıkırız ha. Doğru doğru. Haydi kapat. Gördünüz yine Herkül'ümde kalite şov izledik. Ya. Herkül, Herkül ama kendisi gerçekten sadece bir cep Herkül. Maşallah teyzem ha. Tabii siz Mesut Bey'in kim olduğunu bilmiyorsunuz. Çok ünlü bir besteci. O kadar kıymetli besteler yapıyor ki çok ünlü bir sinema yönetmeni. Dünya çapında kendisinin bestelerini filminde kullanmak istedi. Kim biliyor musunuz? Ya. Akira Kurosawa. Biz Kurosawa'nın karımını duyar. Para da istese amca! Sen bağırıyordun. Para da isteseydin. Öyle olmaz. Amca! Sana telefon alacağım. Böyle ellemeli. Apliş koşlu, apliş koşa basarsın sana hemen yemek getirirler. Abi. Ben ödeyeceğim ha. Öyle kurus olan ne olmaz ya. Aa, ben bu cehaleti daha fazla dayanamayacağım. Nerede kaldı bu İbrahim? Program ne zaman başlıyor? Başlıyor bebeğim. Aa, geldi, geldi. Ha, geldi, geldi. Şunu geçelim hayatım. Evet, ön taraf değişik tiplerle dolduğundan dolayı kalabalık arka taraflarda biraz ama umarım sesimi alabiliyorlardı. Hanımlar, beyler, hepiniz bu gece buradasınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amazonlardaki pigme marmosetlere yardım toplamak için toplandık. İnanılmaz elit bir gecemiz olacak, yardımlarınızı da bekliyoruz. Tabii ki çok üst düzey sanatçılarımız sanatlarıyla geceye eşlik edecekler. İlk önce canlı dans performansıyla Leman. Leman bir şey söylesem mi? Teşekkür ediyorum. Bu performansımı ormandaki pigme marmosetler adına yapacağım. Eserimin adı Ormanda Korku. Yazın, adını alkışlayın, yazın. Ha, alkışlayın. Yazın, yazın. Ormanda Korku. Allah Allah. Hala bu ne yapıyor? Korku! Bunda sıtma var ben. Ya bak. Korkuyorum. Hayır. Ha. Gel hadi, hoş. Gel gel. Ay korktu. Üstüme geldi ama. Çok soğuk. Yo, içerisi iyi aslında. Lütfen bakın, bu canlı bir dans performansı. Rica ediyorum, ne olur müdahale etmeyin. Tepki vermeyin. Tamam, tamam, tamam. Tepki vermeyin. Tamam, sus. Tamam. Çok soğuk. Ha. Bana gel, bana bakıyor. Kalkmıyorum. Allah. Vur bana. Vur. Hadi gel. Hak ettin. Yolun böyle nasıl üstüme geldi?
sivrisinek gibi. Yapma ama. Her şeyin içine ettin. Ben gidiyorum, çekil şuradan. Kadın kötü oldu ya, tüh. Vallahi yazık oldu. Gecenin mahvedeceğinizi biliyordum gıcık ikili. Size diyor. Değerli konuklar, az önce yaşanan bu saçmalık için hepinizden özür diliyoruz ama telafi edeceğiz efendim. Şimdi annemin boyfriend'i ve ünlü klasik müzik piyanisti Mesut Bemol bizler için bir parça seslendirecek. Çok teşekkürler. Bir şey söylemek ister misiniz Pigme Marmosetler için? Yok. Maşallah, maşallah, maşallah. Ay, içim şişti. Bu ne ya? Vallahi içim şişti. Abcu hala bunu çal. Asla böyle bir şey olmaz. Sanatıma hakaret kabul ederim. Ya ben... Hala bunu çabuk. Asla. Ulan sana 50.000 veririm. Elektir, elektir. Elektir, elektir. Aman basmaya. Gelmez yavrum basmaya. Gelmez. Aferin, aferin. El kızı nasıldır? El kızı sıfır. Mesut, sana hiç yakıştı mı? Nasıl çaldın bunu? Nasıl yaptın yani? Hadi oradan be! Yıllardır yanındayım, 3-5 kuruş verirsin de borcumu öderim diye. Adam hemen halletti borcumu borcumu. Terk ediyorum seni. Gidiyorum ben. Bak. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun? Karşılık piyasaya gidiyorum. Çekil şuradan. Çekil şunu be. Mesut gitme bir dakika. Kardeşim lütfen. Mesut para ödeyeceğim. Sana gitmeyin ne olur. Rica ederim değerli konuklar gitmeyin. Herkesler gitti ama şu anda. Herkesler gitti. Ömrümü adadığım pigme marmosetlere şimdi kim yardım edecek? Ya ulan, hala bana bir ana bak ya. Hala bu gel buraya. Anne, bana ne yapacaksın? Ağlamadan anlat oğlum, senin derdin nedir? Bu Marcos'u dinler kimdir ya? Nedir bu? Durumu mu kötü? Pigme marmosetler, Amazonlarda yaşayan bir hayvan türü. La yürü git şuradan. İnsanlar neler yaşıyor bu tutturmuş Amazon'daki hayvan. Oğlum, biz Amazon'daki hayvanla nasıl bir ilişki kurabiliriz ya? Kim bilir neye benzeyen bir şey? Var mı fotosu falan? Var. Hele göster. Bu ne marmosu? Tamam, sen şey etmesin. Gecenin sonunda gösterecektim. Ha? Böyle bir şey bu. Bu marmosu. Bebişim. Bu aynı bana benziyor. Ay biloş kot. Vallahi aynı şey. Pigme marmosetler Amazonlardaki hayvan tacirlerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Ay ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Alo Engin. Yok oğlum bir şey olmadı tamam. Sen şimdi git. Bu Amazonları komplo al. Orada bana benzeyen ne varsa hepsini kurtar, altına araba çek, evini düz, evlendir. Tamam, haydi kapat. Size yaşam alacağım. A böyle lükslü. Bu Marco fişler çok acayipmiş ya. Pigme marmosetleri kurtardınız beni abi, yaşasın. Dünyada artık başka bir derdim kalmadı. Hele şuna bak, nasıl da seke seke gitti ha. Ne oldu ya? Ya bebişim, ilk günden de senin yanında ağırladık ha. Benden soğudun mu? Ay aşk olsun. Vallahi aksine hoşuma gitti bu duygusallığın.
Hayvanlarla kurduğun bağ, hayvanlarla olan ilişkin, hayvanlarla kurduğun hayvan. Ne kadar çok hayvan dedim, canım et istedim ha. Vallahi sen beni güldürdün. Sana yine lavlandım. Ya. O zaman bu ekip komplo buradan mangalcıya gidiyoruz. Niye ekibi ya? Sende benden başka biri mi var burada? Yok. Bizden başkası yok. Ağzını bürerim vallahi seni. Saçı titriyor. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.